Konumuz aslında yönetilen hizmetler. Benim de işin nasıl diyeyim mutfağında olduğum bir konu olduğu için aslında sevdiğim bir konu. Türkiye'de büyümesine inandığım bir konu. Biz bugün her ne kadar yönetilen bulut hizmetleri ile başlıyor olsak da biraz böyle cümleye aslında her türlü yönetilen hizmeti destekleyen bir insanım. Bu hizmeti verdiğimden değil, tamamen ticari konuşmuyorum arkadaşlar. İşin şakası bir yana. Şimdi Kerem ve Gürcan da paylaşacaktır. Yani endüstri standartı olarak baktığınızda şirketlerin bu anlamda gerçekten rakamsal olarak kazanımlarını herkes görüyor. Tabii ki şöyle bir sorunlar vardır. Bunları Kerem Bey ve Gürcan'a da soruyor olurum. Biz Türkiye'deki IT çalışanları veya karar vericileri olarak bazı konularımız zayıf. Özellikle hani raporlama gibi, monitoring gibi, KPI gibi. O yüzden bir sunucu alıp veya iki sunucu bir storage alıp onu işletmenin ona hayatta işte kalmasını sağlamanın maliyetlerini çok çıkaramadığımız için böyle düzenli para ödemeyle toplam sahip olma maliyetlerini çok iyi karşılaştıramayabiliyoruz. Ve o yüzden genel olarak ya abi ben niye bir hizmet alayım işte bir kere veririm parayı 3 yıl 5 yıl kullanırım mantığında bir karşılaştırma yapamıyoruz. Öyle ki çok basit manada bir ofis programında bile işte toplamda aldığında atıyorum 400 dolarken kiraladığında 5 yıl en güncel sürümü kullanacaksın dediğimizde birden bir sessizlik oluşuyor. Çünkü hiç o şekilde değerlendirmemişler. Ha 5 yılın üzerinde 10 yılda kullanılan şirketler vardır ama artık teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki devlet kurumları dahil, bu da çok güzel bir şey, kullandığı yeni teknolojiler, en son mesela Çözüm Park forumunda görmüştüm, kullandığı devlet sitelerinde bile TLS 1.2.1.3, senin kullandığın işletim sistemi TLS 1.2'yi desteklemiyorsa devlet sitesine bile giremiyorsun. Şimdi hani teknoloji bir taraftan koşarken artık sen, ya ben bir ürün alırım, onu 10 yıl kullanırım, öyle bir dünya artık yok arkadaşlar. Çoğu ürün cloud'a kayıyor. Cloud demek güvenlik demek, merkezi yönetim demek. Zaten Microsoft başta eski ürünleri artık diyor desteklemiyorum. Bunun da sebebi çok da kapitalist düşünmeyin. Bu işin güvenlik tarafında olan bir insan olarak SMB 1.0 gibi veya işte hani eski teknolojilerle çok fazla zafiyet var arkadaşlar. Yani 10 yıl, 20 yıl önceki teknolojilere, üreticilerin hala yatırım yapmasını bekleyemezsiniz. O yüzden ne diyor onlar? SMB 1.0'ı bırak, TLS 1.0'ı 1.1'i bırak ki gel güncel teknolojiye gel, ama tabii sektörde bunu farklı yorumlayabilirsiniz. Peki benim yine böyle gevezeliğim tuttu diyebilirim. Dediğim gibi çünkü güzel bir konu. Umarım bu noktada da Glasshouse başta sektörde yönetilen hizmetler daha fazla yaygınlaşır. Okey. Öncelikle herkese tekrar merhabalar. Webinarımıza hoş geldiniz. İsmim Gürcan. Glasshouse'da bulut iş biriminden sorumluyum. Bugün yine güzel bir içerik hazırlamaya çalıştık Kerem'le birlikte. Yönetilen hizmetlerin ne kadar önemli, ne kadar gündemde olan bir konu olduğunun altını çizmek istiyoruz. Bize gelen canlı örneklerden, taleplerden yine mümkün olduğunca bahsedeceğiz. Öncelikle bizim Çözüm Park'ta yaptığımız bütün etkinlikler şeye denk geliyor. Güzel günlere denk geliyor. Bir önceki 18 Mart'tı, Çanakkale zaferiydi. Şimdi de 23 Nisan'a denk geldi. Yarın çok özel bir gün tüm Türk toplumu için. Glasshouse ailesi olarak biz de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak isteyerek sözle başladık. Ulu önderimizin bir görselini paylaştık. Şimdiden tüm Türkiye'nin 23 Nisan'ı kutlu olsun diyelim. Şimdi birkaç cümleyle Glasshouse'u tanımayanlar, bilmeyenler varsa eğer Glasshouse'dan bir bahsedeyim. Ondan sonra konumuza hızlıca gireceğim. Glasshouse hem Türkiye'de hem Güney Afrika'da hizmet gösteren iki farklı veri merkezi üzerinden kendi bulut altyapısıyla müşterilerine hizmet sunan yaklaşık 100 kişilik bir ekip aslında bakılırsa. Dell EMC, SAP, Rancher ve Microsoft tarafında güçlü stratejik çözüm ortaklıkları olan ve Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarına hizmet veren bir yönetilen hizmet firması olarak düşünebilirsiniz. Yani Glasshouse'u duymayanlar için birkaç cümleyle de özetlemek istedim. Şimdi birazcık rakamlardan bahsederek yönetilen hizmetlerin bizlere neyi ifade ettiğini, son dönemde karşılaştığımız taleplerin aslında altında yatan nedenlerin neler olduğunu birazcık gündeme getirmek isterim. Şimdi bu IDC'nin bir etkinliğinde çıkan bir sonuç, yapılan bir anket ve şunu soruyor. Dijital dönüşüm yolculuğunuzda yönetilen hizmetler
sizin için ne ifade ediyor? Dijital dönüşüme başlarken kafanızda ilk yapmak istediğiniz şey nedir diye soruluyor. Verilen yanıtlar aslında bakılırsa beklendiği üzere genel itibariyle mevcut personel üzerinden yola çıkmak. Katılımcıların yaklaşık %44'ü, bu arada bu C-level katılımcılara sorulan bir soru, anket sorusu. Genel itibariyle mevcut personel üzerinden ilerlemek, mevcut personele yatırım yapmak çok duymak istediğimiz güzel bir yanıt. Tabii ki IT canlı bir organizma. Her geçen gün insanların kendisini eğitmesi, geliştirmesi gerekiyor. Yöneticilerin de kafasındaki ilk aşama aslında bakılırsa burada mevcut personele bir yatırım yapmak ve içerideki know-how'ı oluşturmak, geliştirmek. İkinci aşamada ise mevcut personelin zaten elinde öyle güzel bir iş yükü var ki, o kadar yoğun çalışıyor ki IT ekipleri, birazcık daha artık dışarıdan destek alalım. Dijital dönüşümümüzde yönetilen hizmetler de aktif rol oynasın diyorlar. Bu rakam da hiç azımsanmayacak bir rakam, %35. Yani 3 kişiden bir tanesi artık yönetilen hizmetler opsiyonunu oyuna sokuyor. Yani yedek oyuncu artık oyuna giriyor diyebiliriz. Özellikle pandeminin gelişmesiyle birlikte, oluşmasıyla birlikte teknik personellerin yoğunluğu iyice arttı. Hal böyle olduğunda outsource etmek, bazı servisleri en azından dışarıdan almak, hiç daha önce bu tarz deneyimlere başvurmamış firmaların bile bu yola giriyor olması bizler açısından çok umut vaat eden bir şey. Çünkü biz önümüzdeki dönemlerde bu talebin kat be kat artacağını düşünüyorduk. Bütün yatırımlarımız, bütün girişimlerimiz, bütün ürünlerimiz, hizmetlerimiz bu minvalde gelişiyor. Dolayısıyla %35'lik bir bakış açısı bizim için de umut vaat ediyor denebilir. Ekibi büyütmek tabii ki diğer bir opsiyon. Yani mevcut personeli eğittik ama yetersiz kaldı. Hadi bir de yeni personelle yola devam edelim. Farklı bilgi birikimine sahip arkadaşları kendi takımımıza sokalım opsiyonu akıllarına geliyor. Bu oran %16. Organizasyonel değişiklik kısmı, işte bu neyi kapsıyor ondan da bahsedeyim. Departmanlar arası geçişler olabilir. Yeni departmanların ortaya çıkması olabilir. Bu da %5'e tekabül ediyor. Dolayısıyla yaklaşık %80'lik kısım ilk iki ihtimal üzerinden, opsiyon üzerinden gelişiyor. Burada da yönetilen hizmetler 3 CIO'nun, 3 CTO'nun bir tanesinin aklında diye söze girebiliriz. Tabii ki yönetilen hizmetleri tercih etmek için elimizde belli sebepler, belli şeyler olması lazım. Bunların, bu donelerin belli rakamlarla kanıtlanması lazım. Yine IDC'nin bir çalışması. IDC yine bu CIO'lar üzerinde yaptığı araştırmada diyor ki yönetilen hizmetler size ne getiriyor? Öncelikli olarak tabii ki CIO dediğiniz bir bütçeyi yönetiyor. Çok nasıl söyleyeyim? Yıl içerisinde belli belirsiz, işte pandemi kimsenin aklında olmayan bir şeydi. Karşımıza çıkan çok fazla unsur oluyor ve böyle bir dönemde bütçeyi kontrol etmek CEO'lar için, C-level personeller için çok olağanüstü önem arz ediyor. Maliyet avantajı sağlaması, mevcut IT giderlerini %24 oranında düşürüyor olması çok ciddi bir avantaj, çok ciddi bir artı. Bu dolayısıyla yönetilen hizmetlerin tercih edilme nedenlerinden bir tanesi. Onun dışında personel üretkenliği var ki personel üretkenliği bizim açımızdan şunu ifade ediyor. Onun tanımını sizlere söyleyeyim. IT ekipleri kendi içerisinde çalışıyorlar. Okey. Ancak herhangi bir yeni konuda destek almak istediklerinde, özellikle yönetilen hizmetler ekipleriyle çalıştığında, outsource edilen farklı bir alanında uzman bir mühendisle çalıştığında hem yetkin bilgisi birikimi artıyor, hem de kendi işine bunun yansıması ve üretim temposuna olan katkısı çok ciddi oranda, %42 oranında artıyor. Bunun dışında planlı plansız çalışmalar dedik. Planlı plansız çalışmalar konusunda birazcık detay verebiliriz belki Kerem. Aslında şöyle düşünmek lazım. Bunu bütün BT çalışanları, teknik çalışanların çok iyi bildiği bir süreç bu. Sonuçta bizler BT çalışanları olarak planlı olarak çalışma planlıyoruz. Diyoruz ki bu gece bir maintenance çalışması yapacağız. Bu maintenance çalışmasında belli iş yüklerinin güncelleştirmelerini ya da bakımlarını yapacağız diye. Zamanımızın ciddi bir bölümünü planlı olarak yapmaya harcıyoruz bu çalışmaları. Ama tabii ki bunların içerisinde
atlanılan işte çalışma sırasında yaşanılan büyük problemlerden sonra oluşan sorunlar da oluyor maalesef ki. Bunlar tabii ki yıllar geçtikçe oranları azalsa da hala azımsanmayacak derecede. Bunlar bir noktada zaten yönetebildiğimiz, yönetilebilen süreçler. Ama bir de plansız kesintiler var. Baktığınızda yönetilen hizmetlerin bu planlı ve plansız çalışmalar için tarafında yapılacak çalışmalarda çok ciddi katma değeri var. Zaten grafikte de görüyoruz bunu. Şimdi son konu birazcık daha maddi konu. İşin yatırım getirisi kısmı tabii ki. Yani maliyet avantajından farkı bunun ne? Genel itibariyle yapılan yatırımlar belli KPI'larla senenin başında maddi manevi yani personele yapılan yatırımlar ve paralelde altyapıya yapılan yatırımlar. İşte örnek olarak söyleyeyim o parayı CAPEX'le harcamayıp farklı bir şekilde OPEX'le yönetsem örnek olarak X bir süreci bunun benim sene sonundaki şirket bütçeme getirisi katkısı ne diye düşünüldüğünde de burada %224'lük gibi korkunç bir yatırım getirisi söz konusu oluyor. Dediğimiz gibi işin teknik kısmı zaten gözle görülüyor. 7/24 operasyon ekiplerinin üzerinden çok ciddi bir iş yükü alınıyor ama paralelde şirketlerin bütçesine, ekonomisine de korkunç derecede dramatik şekilde katkı sağlayan bir opsiyon yönetilen hizmetler. Şimdi işi birazcık daha on-prem bulut diye ayırdık burada. Şöyle bir veriden faydalanmak istedik. Tabii ki yönetilen hizmetleri sadece bulut olarak düşünmemek lazım. Biz de GlassHouse olarak bunu hem bulutta hem müşteri lokalinde sağlayabiliyoruz ama özellikle bulut son dönemde çok fazla talep gören bir hizmet alanı, operasyon modeli. Öyle düşünebilirsiniz. 2020 sonunda 6.4 milyar dolar olan bulut yönetilen hizmetler pazar payı, daha doğrusu bir pazar büyüklüğü 2025'in sonunda yaklaşık 116 milyar dolar seviyesine çıkmayı şu anki talepler, şu anki beklentiler bu şekilde gösteriyor. Yani burada çok ciddi bir büyüme var. Yaklaşık 20 katı bir artış söz konusu. Her sene korkunç derecede büyüyor. Bizim yani GlassHouse üzerinden örnek vermek gerekirse önceki senelerdeki talepler, yönetilen hizmetler talepleriyle bu sene aldığımız, özellikle pandemi sırasında aldığımız yönetilen hizmet projeleri, talepleri benzer oranda arttı diyebilirim. Yani daha önceden bir müşteriyle konuşursak şu anda belki 20 müşteriyle gerçekten yönetilen hizmet konuşmaya başladık. Bu know-how, bu bilinç, bu kültür Türk IT ekosisteminde de yer etti artık. Bu bizler için de güzel bir durum. Burada tabii ki Amerika ve Avrupa birazcık daha hem bilinç hem yetkinlik hem de paranın nasıl söyleyebilirim ya paranın alım gücünün olması veya parayı doğru yönetebilme mantığından kaynaklı birazcık daha fazla bir şekilde bulutta yönetilen hizmetlere projeksiyonu çeviren şirketlerden oluşuyor. Şimdi bulutta yönetilen hizmetler önemli diyoruz. Peki neler sağlıyor? İşin maddi boyutunu artık bir kenara yavaş yavaş bıraktık. O tarafı geçelim. Birazcık daha günlük operasyonel işler konusunda bizlere ne gibi katma değerleri var? Onlardan bahsedelim. Öncelikle çok güçlü bir altyapı üzerinden ilerliyor sistem. Yani elbette ki on-prem'de kurduğunuz kurgular da çok sağlıklı çalışıyor. İşte redundancy'si var. Çok güzel veri merkezleri, çok güzel sistem odaları gittiğimiz müşterilerimizde de görüyoruz. Ancak bunun operasyonel sorumluluğu, bunun bakımı, işte sürekli ayakta kalması, monitör edilmesi, sistemin 7/24 uyarı mekanizmaları altında çalışması gibi faktörler söz konusu ve burada bulut sağlayıcılarla çalışmak, bunu bulut üzerinden tedarik etmek çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Bu artık inkar edilemeyecek bir gerçek oluyor. Tabii ki bulut üzerinde bir bulut sağlayıcıdan hizmet aldığınızda mutlaka bir servis seviyesi anlaşması imzalıyorsunuz. Bu demek oluyor ki belli bir taahhütle bu hizmet size sunuluyor ve belli bir uptime garantisi, belli bir servis seviyesi sunuluyor.
Bu da iş yükünüzü, iş süreçlerinizi sizin yönettiğiniz anlamına geliyor aslında bakılıyorsunuz. Yani kontratla birlikte bunu bir şekilde garanti altına almış oluyorsunuz. Kafanızda böyle de bir soru işareti oluşmuyor. İşin güvenlik katmanı kısmı tabii ki önemli. Birçok müşteriden şöyle bir şey duyuyoruz. İşte bulut güvenli mi? Ben bu servisi outsource ettiğimde verilerim kaybolacak mı, çalınacak mı? Gibi şeyler. Şunu söyleyebilirim. Bunu sadece GlassHouse üzerinde söylemiyorum. Bulut yaklaşımı olarak düşünmek lazım. Türkiye'de de bunu çok fazla yapabilen kaliteli firma var aslında bakılırsa. Yani inanın bulut servis sağlayıcı firmalar sizlerin lokale yaptığınız yatırımdan çok daha fazlasını yapıyor ve arka tarafta bunu gerek redundancy ile gerek yedeklilikle gerek de uzman kaliteli personelle ve oluşturdukları belli terminoloji ve sertifikasyonlarla bu hizmetleri size sağlayabiliyor. Tabii ki çok büyük firmalar kendi yatırımlarını yapabilir, kesinlikle bulutu düşünmüyor olabilir, kendi private kurguları üzerinden, private bulutları üzerinden belki ilerliyor olabilir ama o tarz firmaların bile belli iş yüklerini artık günümüze outsource ettiğini düşünüyoruz, görüyoruz. Çünkü herkesin kendi işi aslına bakılırsa kendine özel, yani uygulamasıyla ilgilenmek istiyor. Uygulama konusunda geliştirme yapmak istiyor firmalar. Asıl işine odaklanmak istiyor. İşte bu üretim firması ise üretime odaklanmak istiyor. Bir yazılım firmasıyla yazılımı geliştirmeyi, iyileştirmenin peşine düşüyor. Bu tarz konularda özellikle işte sanallaştırma platformu ile ilgileneyim. İşte A katmanı ile ilgileneyim, işletim sisteminin güncellemesi gelmiş, yok işte yedekleri alırken zorluk yaşıyoruz, yedekten dönmekte problem yaşıyoruz vesaire gibi konuları tamamen artık devre dışı bırakmak istiyor, onu oyunun dışında tutmak istiyorlar. Burada gördüğünüz hizmetlerin, daha doğrusu avantajların tamamı bir bulut servis sağlayıcısından edinebileceğiniz şeyler. Altyapının bakımı, işte güncellemeler çok daha iyi bilir IT ekibindeki arkadaşlar. İşte bir uygulama diğeriyle aynı anda çalışması gerekirken işte bir tanesinin X sürümü diğerinin Y sürümüyle örtüşmez. Burada bir kopukluk oluşur. Bütün bunların zamanında güncellenerek ilerlemesi de çok ciddi önem arz ediyor. Peki biz bunu GlassHouse'da nasıl yapıyoruz? Buyur Kerem. Kerem bir şey ekleyecek herhalde. Evet. Burada ben birazcık devam edeyim. Aslında baktığımızda biz GlassHouse olarak burada yönetilen hizmetleri birkaç katmanda ele alıyoruz. Burada talebe göre, isteğe göre isterseniz sadece altyapı katmanında, isterseniz sanallaştırma katmanında, bunun içerisinde konteyner hizmetleri de dahil olmak üzere, isterseniz OS katmanında ve daha üstü orta katman ve uygulama anlamında destek verebiliyoruz. Bunları şöyle değerlendirmek lazım. Kimi müşterilerimizde, tabii ki KVKK dolayısıyla isimlerini paylaşamayacağım. Sadece storage, sanallaştırma platformuna ya da yedekleme hizmetine, bunun içerisinde yedekleme donanımı ve yazılımı da dahil olmak üzere bütün operasyonun yapılması gibi ya da OS katmanındaki bütün desteklerin verilmesi gibi birçok katmanda bu hizmetleri müşterilerimize sağlıyoruz. Burada sağladığımız en önemli katma değer bence sonuçta mutlaka ki bu ürünlerde uzman arkadaşlar çalışıyor tabii ki kurumlarımızda. Ama GlassHouse bünyesinde bu ürünlere destek veren, bu ürünlerle ilgili hizmet veren 70 ve üzeri mühendis arkadaşımız var. Ve bunları istenilen SLA süresinde kritiklik seviyesine göre ele alacak şekilde desteklerini veriyorlar. Buradaki ürün gamları sadece örnek olsun diye yazılmış. Çok daha arttırılabilir. Orada geniş bir menü var elimizde. Diye ekleyebilirim Gürcan'ın söylediklerini. Kerem ben de bir ek yapayım. Mikrofonun o övdüğüm ceketine veya şeyine sürtüyor. Bilgin olsun ha. İşte tamam. tişörtün güzelliği de bu. Peki. Gürcan devam edebiliriz. Tamam. Şimdi biz bunu GlassHouse'da nasıl sunuyoruz? Birazcık dediğim gibi ondan bahsetmekte fayda var.
altyapı katmanı işin giriş seviyesi, network ağ altyapı katmanı. Oradan uygulama katmanına kadarki tüm süreçlerde bize çok ciddi talepler geliyor. Kerem bahsettiği gibi biz buraya işte Microsoft'u yazdık, belki işte VMware'i, Rancher'ı yazdık ama örnek olarak söylüyorum, işte Postgre tarafında farklı istekler, talepler gelebiliyor. Veya işte Rancher Kubernetes ortamı, bir önceki webinarımızda da konuşmuştuk. Derya deniz bir katman. Orada günlük operasyonel işlerden tutun da aylık bakımlara, işte senelik bakımlara, güvenlik tarafında penetrasyon testlerine kadar yönetilen hizmet adı altında, çerçevesi altında çok fazla hizmet, çok fazla bir ufuk var bizim Türk toplumunda. Şunu da yapabilir misiniz, şurada nasıl destek alıyorsunuz gibi çok fazla iyileştirme, çok fazla geliştirme talebi alıyoruz. Bizim açımızdan güzel kısmı şu, eğer bir firma yönetilen hizmet sunabiliyorum diyorsa, böyle bir iddia ile ortaya çıkıyorsa, birazcık mecburen terzi usulü çalışmak zorunda kalıyor. Ve burada da müşteriye, asıl yük birazcık da müşteriye düşüyor. Neden? Çünkü hangi hizmeti almak istediğini, hangi SLA ile, hangi uptime ile, hangi şartlarla almak istediğini çok iyi anlatması lazım. Bizim hani hep genelde müşteriler talep eder, sağlayıcılar hizmet sunmaya çalışır ya, bu platformun bize verdiği avantaj da şu, o bilinci oturtmak aslında bakılırsa birazcık da. Biz yani yönetilen hizmet sunabilen firmalar çok fazla ürünü, hizmeti bir şekilde size sunar. Ama burada önemli olan şey iyi sunabilmesi, kaliteyle ve beklenen standartlarla sunulabilmesi. Bunun için herhangi bir yönetilen hizmet projesine başlamadan önce lütfen sizleri nelerin memnun edeceğini, sizleri nelerin mutlu edeceğini, hem teknik hem ticari, işin ticari kısmı çok daha kolay inanın, teknik olarak ilgili KPI'ları çok doğru konumlandırmak lazım. Eğer ben bu konuda bir bilgi birikimim yok, ben daha önceden bu alanda herhangi bir yönetilen hizmet desteğine başvurmadım diyorsanız da burada yönlendirmeleri açık olmak lazım. Servis sağlayıcınızın, masaya oturttuğunuz, karşınıza aldığınız teknik personelleri, çözüm mimarlarının önerilerine çok ciddi kulak vermekte fayda var. Çünkü siz standardınızı iyi koyduğunuzda biz o standardı karşılayabilmek için çok daha farklı gayretler, çok daha verimli çalışmaya başlıyoruz. Aksi durumda birazcık daha iş raporlama kısmında ortaya çıkıyor. Yani bizim size sunduğumuz ay sonundaki bir raporla, hizmet dökümüyle performansımızı ölçmeye yöneliyorsunuz genel itibariyle, ama burada da şu hani ne derler, ikilem ortaya çıkıyor. Aslında bakılırsa sistemi yöneten biziz, raporu hazırlayan biziz. Size bir çıktıyla geliyoruz ve oturuyoruz, bunu değerlendiriyoruz. Aslında bakılırsa olması gereken, sizin KPI'larınızı biz ne kadar karşılayabilmişiz, bunu konuşmak lazım ki verimliliği ölçmek sizler açısından o projeye ayırdığınız hem maddi tutanağın hem eforun, personel eforunun, yatırımının karşılığını hangi KPI ile almaya çalıştığınızın altını çizebilmek gerekiyor. Bunlar önemli unsurlar. Bunun altını önemli çizmek istiyoruz. Çünkü biz müşterilerimizle konuştuğumuzda biz bu hizmeti, örnek olarak söylüyorum, işletim sistemi yönetimini şu 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 standartlarla sunuyoruz diye söylüyoruz elbette ki. O hizmetin bir dökümü var, bir içeriği var. Hangi saatlerde, hangi level'la destek verebileceğimizi, hizmetin kapsamını, detayını vesaire her şeyini sunuyoruz, ama bu beklenti sizinkiyle örtüşüyor mu? Sizin hayalinizdeki işletim sistemi yönetimi nedir? Siz bizden ne bekliyorsunuz? Hangi KPI ile hangi standartta bekliyorsunuz diye de dediğim gibi duymak istiyoruz en azından ki orta yolu bulalım. İstediğiniz hizmeti aldığınızdan emin olalım. Bu bizler için önemli. Biz yönetilen hizmetler sürecini nasıl yapıyoruz? Belki burada birazcık daha teknik olarak detay vermesi için Kerem de söz almak ister. Dört adımı ayırıyoruz. O dört adımın detayı nedir, ne değildir? Belki burada Kerem bizi yönlendirir. Aslında burada en önemli süreyi, bu arada sesim düzgün geliyor mu? Daha iyi şu anda. Alayım. Tamam. Aslında burada en önemli eforu, en önemli süreyi harcadığımız kısım ortam analizi ve planlama. Çünkü demin Gürcan senin de bahsetmiş olduğun gibi müşterilerimizin KPI'lerinin belirleneceği, gerçekten neye ihtiyacının olduğu, nasıl ihtiyacının olduğu, orta ve uzun vadedeki planlarını konuştuğumuz kısım aslında ortam analizi ve planlama.
Ben burada birazcık hani geçmiş Glasshouse tecrübelerimi ve diğer tecrübeleri de paylaşmak istiyorum. Hani birazcık sadece sunuma göre gitmeyeceğim. Bizim müşterilerimizde bir yıllık bir proje içerisinde 6 ayını bu planlamaya ayırdığımız case'ler yaşadık. Çünkü değişen iş yükleri, değişen ihtiyaçlar, değişen ve gelişen tabii ki çerçevesinde planlama sürekli değişen, gelişen bir organizma gibi hatta. Bu süreci düzgün planladıktan sonra zaten kurulum ve taşıma, 7/24 bakım, periyodik raporlama gibi konular hızlıca o projenin çeşitli fazlarında ilerlenebilen süreçler. Tabii ki bir kurulum ve taşıma dediğimiz şeyde sadece bunu donanım olarak ya da sadece bulut taşıma olarak değerlendirmemek lazım. Çeşitli ortamlarda, müşteri ortamında ya da Glasshouse ortamlarında kurulması gereken, dataların transfer edilmesi gereken durumlar var. Bir müşterimizden örnek vereyim ben burada. Bir müşterimizde bütün ortamının yönetilen hizmet kapsamında destek vermek için yaklaşık 6 aya yakın bir planlama çalışması yaptık. 6 ayın sonunda kurulumlar tabii ki çok hızlı ilerledi. Taşıma süresi müşterinin iş yüklerinin kritikliği sebebiyle her gece saat 2'den sabah 6'ya kadar, yani 12 sabah 8 gibi değil, 2 ile 2'de başlayacak şekilde organize edildi. Yaklaşık 9-9,5 ayda bütün ortamını işte müşterinin bu hizmet aldığı firmadan Glasshouse bulut ortamına taşıyor, taşıma durumuna getirdik. Bunun gibi çok çeşitli örnekler var. İzleme ve bakım aslında müşterilerimizde çalışan BT ekiplerindeki arkadaşlarımızın en çok kullandıkları bölüm. Neden? Çünkü kendilerine ister bilgisayarlarından, ister cep telefonlarından erişebilecekleri bir izleme arayüzü veriyoruz. Bu arayüzden sistemlerinin sağlıklarını, durumlarını ya da gelen herhangi uyarıları 7/24 izliyor oluyorlar. Ve burada yapılması gereken aksiyonları, yapılması ya da oluşan durumları doğrudan 7/24 canlı olarak görüyorlar. Ve burada herhangi bir problem olduğunda, herhangi bir durum oluştuğunda Glasshouse'un 7/24 çalışan monitoring ekibi zaten belirlenen problemleri o probleme ait departmanlardaki kişilere doğrudan aktarıyor. Ve biz bütün bunları hem bir e-posta yoluyla hem de müşterilerimizin ITSM üzerinden erişebileceği raporlar halinde paylaşıyoruz. Burada genellikle çok kapsamlı raporlar da paylaşıyoruz ama birazcık daha hani yönetici özeti şeklindeki raporları genellikle daha çok tercih edildiğini görüyoruz. Çünkü o kadar detayın içerisinde BT ekipleri yoğun zamanların içerisinde, bu raporun içerisinde boğulmak istemiyor. Genel olarak süreçleri gördüğü özet ekranlarda, özet raporlardan daha çok mutlu oluyorlar diye anlatabilirim. Ben sadece demin aktardıklarını bir iki bir şey ekleyeceğim. Pandemi sürecinde baktığımızda yönetilen hizmetleri çok çeşitli alt katmanlarda vermeye başladık. Bunu en basit ve en güzel örneği belki de yönetilen VDI'dir. Müşterilerimiz artık ofislerine gidemiyor. Uzaktan çalışmak zorundalar. Sistemin altyapısı tamamen bir VDI sistemine, yani mevcut altyapı tamamen bir VDI sistemine geçmeye yeterince uygun olmadığı için yönetilen VDI hizmetiyle herhangi bir CAPEX maliyeti yapmadan doğrudan hiçbir yeterli personel, yeterli firma almadan 7/24 desteğini alabilecek şekilde bir hizmet sağlamaya başladık. Bu çeşit örneklerden bir tanesiydi. Ya da yine bir müşterimizde altyapıda yedekleme tarafı için mevcut operasyonu tamamını devredebileceği ya da e-mailing tarafı için, Exchange tarafı için, Microsoft Exchange tarafı için yine benzer taleplerde 7/24 desteğini sağlayıp monitör edebileceği bir talepler açıkçası pandemiyle beraber ortaya çıktı. Pandemiden önce birazcık daha küçük alanlardayken artık bu gelişen yeni hayat düzenimizde oradaki menü çok daha arttı ve biz de bunları memnuniyetle karşılıyoruz diye teknik taraftan söyleyebilirim. Burada
Önemli konu Kerem'in bahsettiği gibi ortam analizi ve planlama süreci. Biz buna çok ciddi efor sarf ediyoruz. Bunun firmalara, işletmelere sunduğu avantaj da şu. Özellikle hem yeni kadroların kurulduğu şirketlerde, işletmelerde yani IT ekiplerin işte örnek olarak söylüyorum. Yeni bir IT manager olarak X bir firmaya başladınız. Burada yapıya hakim olmak istiyorsunuz. Bu ortam analizi planlama süreci böyle bir senaryoda inanılmaz önem arz ediyor mesela. Ondan bahsedebilirim. Bunun altını çizebilirim. Onun dışında mevcut kurgunuzun yatırımdan kısmak, daha doğrusu yatırımdan kısmak doğru söylemeyeyim, doğrusu değil de harcayacağınız rakamı, tutarı doğru yönetmeniz gerekiyor. Bunun için de mevcut kaynağı, elinizdeki bütün kapasiteye hakimiyetinizin iyi olması lazım, yolunda gitmesi lazım. Ortam analizinin bizler için şeylerden biri de bu. Yani hakim olduğunuz envanteri ne kadar sağlıklı kullanıyorsunuz, ne kadar doğru kullanıyorsunuz, yeni geçeceğiniz, bizle konuştuğunuz, yönetilen hizmet altyapısına dair, servis sağlayıcınıza dair konuştuğunuzda bu platform sizi yarı yolda bırakacak mı, bırakmayacak mı, hangi vadede, örnek olarak söylüyorum, ilk günden bir yatırım yapılmayacaktır da 6 ay sonra bir sunucu yatırımı yapılır, 12 ay sonra ikinci sunucu yatırımı yapılır gibi bütçe yönetimini de çok önemli bir şekilde etkileyen bir kalem. İşin ortam analizi ve planlama kısmı. Kurulum migration zaten işin olmazsa olmaz kısmı ama raporlamanın da Kerem altını çizdi. Çok yönetici özeti tadında raporlar da sunmakla birlikte teknik doküman veya performans işte IOPS'una kadar ölçmek isteyen, ölçümlemeyi görmek isteyen, incelemek isteyen IT menajerler için de çok kapsamlı raporlar hazırlanabiliyor. Bizim de farklı farklı rapor formatlarımız, sunularımız var. Burada çok ciddi bir raporlamayla karşınıza çıkıyoruz. Şimdi bir tane daha slaytımız kaldı yanlış bilmiyorsam bundan sonra. Yine sizin kafanızda bir yönetilen hizmet standardı oluşturabilmek amacıyla genel itibariyle yönetilen hizmetler nasıl sunuluyor? Ondan bu slaytta bahsedeceğim. Tabii ki Glasshouse üzerinden ilerleyerek. Öncelikle hani omni-channel veya multi-channel denen birden fazla kanalla yönetilen hizmet sağlayıcınıza, altyapı sağlayıcınıza ulaşmanız gerekiyor. Bunlar olmazsa olmazı. İşte günümüzde maille, telefonla, hatta bir kademe ileriye götüreyim işte WhatsApp'la veya Microsoft Teams üzerinden bir şekilde Zoom'la 7/24 bu hizmeti aldığınız kurumdaki yetkili kişilere teknik veya ticari ulaşabilmeniz lazım. Glasshouse'da var mı? Var. Burada gördüğünüz unsurlar bizim ana unsurlarımız. Mutlaka karşınıza Türkçe dil desteğiyle hizmet veren bir kişi çıkıyor. Bu önemli bir şey. Yönetilen hizmet altyapısı projenizde mutlaka olmazsa olmaz bir şey. Çünkü altyapınızı emanet ediyorsunuz ve 7/24 o personele ulaşmanız lazım. Bir IVR'la, bir çağrı merkeziyle konuşmaktansa birebir giriş seviyesi de olsa bir mühendisle konuşup probleminizi, beklentinizi ifade edebilmenin sizler için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İkincisi belli dediğim gibi işte bir veya iki slide önce bahsetmiştim. ITIL süreçleri çok önemli. Belli şeylerin belli standartlarla sunulması gerekiyor. Bizim sizler için hazırladığımız bir platformumuz var. Bu platformda senede yaklaşık 17 bin tane incident çözebiliyoruz, karşılıyoruz. Bu şekilde bir kadro var. Vardiya usulüyle 7/24 çalışan bir sistem var karşımızda. Hem problemlerin nasıl çözüldüğünü daha sonrasında dönüp baktığınızda bir sizin için bir seyir defteri oluşturuyor, bir olay geçmişi oluşturuyor. Hem de ticket'ımı açtım, hangi aşamada biri ilgilenmiş mi, biri üzerine almış mı, nasıl bir müdahale yapmış, kime eskale etmiş, bunların tamamını sırasıyla izleyebiliyorsunuz. Bu da performansınızı aslına bakılırsa yani yönetilen hizmetlerde destek performansının artmasındaki temel unsur. Biz bunu yaklaşık 70 kişilik bir operasyon kadrosuyla yapıyoruz. Bunun da altını çizelim. Endüstrinin en güçlü, en yetkin takımlarından birine sahibiz o anlamda. İşin olmazsa olmazı güvenlik ve KVKK uyumu. Bu Glasshouse'un olmazsa olmaz bir unsuru. Çünkü biz de bir
private equity girişimiyiz ve bizim de farklı farklı kanallardan denetimlerimiz söz konusu. İnanın sizler kadar biz de birçok denetime, regülasyona tabiyiz, uymak zorundayız. Bankalar, finans kuruluşları, telkolar, bizim müşteri portföyümüzde olan firmalar. Her birinin standardı, endüstri standardı farklı ve bütün bu standartlara, tebliğlere, regülasyonlara uygun olarak hareket ediyoruz. İşin izleme kısmı, yönetim kısmı çok 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 önemli. Biz bu yapıyı sizler için zaten 7/24 izliyoruz ve bir T anında problem olduğunda birlikte belirlediğimiz threshold'a göre alınması gereken aksiyonu alıyoruz. Ancak size özel tasarladığımız ekranlarla siz de altyapınızı, siz de yönetilen hizmetler perspektifi de her şeyi tüm şeffaflığıyla görebiliyorsunuz. Gerek laptopunuzdan, gerek cep telefonunuzdan uygulamayla bunların tamamı size yansıtılıyor. Ve siz de sisteminize oturduğunuz yerden çok rahat bir şekilde kontrol altında tutmuş oluyorsunuz. Bu şeffaflık, bu transparanlık bu anlamda çok önemli. Bütün bunların kaliteli bir altyapıyla, kaliteli bir veri merkeziyle sunulması lazım. Redundancy, coğrafi yedeklilik olması lazım. Biz tercihimiz İstanbul ve Ankara'da iki farklı veri merkezi oldu. Tabii ki işte bir tanesi Tier 4 standartında, bir tanesi Tier 3 standartında. Yine dediğim gibi burada da standart ve certified alanlar bizlerin tercihini oluşturuyor. Siz de mutlaka bu şekilde bir yatırım yaptığınızda, işte primary site kendi lokaliniz olabilir. Belki disaster'ını farklı bir yerde yaparsınız projenin, ama mutlaka belli sertifikasyonlara, belki belli standartlara taviz vermeden karar verme aşamasında mutlaka sizler için önemli bir unsur olması gerekir. Standartlar bizim açımızdan bakıldığında bu 5 kriterle değerlendiriliyor belki, ama günün sonunda herkes aldığı hizmetin kalitesine bakıyor. Yani sertifikasyon olduktan sonra her şey elbette ki yolunda gitmiyor, rayında gitmiyor. Mutlaka teknik personelin yetkinliğinden emin olmanız lazım. Bu sorgulamayı kendi tarafınıza yapabilmeniz lazım. Ve raporlama ile bunu da besleyebilmeniz lazım. Bu bizim son slaydımız. Ondan sonrasında belki birazcık daha soru cevap şeklinde gideriz. Zamanında doğru yönetebilmek için birazcık da hızlı ilerlemeye çalıştım. Bu slayt ekranda kalsın Hakan, senin için de uygunsa. Glasshouse'un bütün ürün portföyü, bütün yönetilen hizmet kapsamı ve destek prensipleri burada yer alıyor. Glasshouse kimdir, nedir, dediğim gibi çok kısa anlattım ama hizmetlerimize dair detaylar da burada dursun. Zaten önümüzdeki webinarlarda bunların kırılımlarına da yavaş yavaş geçeceğiz ama soru cevap varsa veya senin değerlendirmelerin, soruların varsa sözü sana bırakabilirim şu anda. Teşekkürler. Şu anda bir soru görmüyorum. Ben yorum yapabilirim. Şimdi ne kadar anlatacağınızı bilmediğim için çok bölmek istemedim. Ama yönetilen hizmetler tarafında çalışan bir insan olarak, danışman olarak diyeyim, ya da Kenan da zaten detay verdi. Aslında bu işin uzmanlık gerektirdiği ve her şirketin bünyesinde bu denli bir uzmanın olmadığı düşünülürse kesinlikle toplam sahip olma maliyeti bakımından da çok yararlı olduğuna inanıyorum. Yani biz bu işi yapıyoruz, bunu alın, destekliyorum bazında değil. Benim hep söylediğim bir şey var. Yani rakamlarla konuşmak lazım her anlamda. Bir şey satın alırken, işte bakım yaparken, herhangi bir sözleşme, anlaşma, personel alırken daha, yani maaşlar konusunda da hep rakamlara bakmak lazım. Çünkü matematik rakamlar, biliyorsunuz, yalan söylemez. Sadece burada şöyle gap oluşabiliyor. Yani bir boşluk oluşabiliyor müşteriler ve servis sağlayıcıları ya da sistem entegratörler arasında. Müşterinin elinde çok fazla data olmayabiliyor. Bu da yine ürünle alakalı. Yani çok basit bir örnek vereceğim. Hep verdiğim bir örnek ama ben bunu yaşadım. COBİ'de de çalıştım çünkü ben 4 yıl COBİ'de çalıştım. Ben 2002 yılında ilk işime başladım. 22 yaşındaydım. Temmuz ayıydı. Üniversiteden yeni mezun olmuştum. Hiç unutmuyorum. Ben başladığımda tek kişiydik. Yani klasik bilgi işlem müdürü, tek kişilik bilgi işlem müdürü, tek kişilik dev kadroydu. 4 yılın sonunda 6 kişilik bir kadroyla ayrıldım. Ama işin içinde işte barkodlama, mağazalar, şunlar bunlar derken iş çok değişti yani. Çok da büyüdü. Nereye bağlayacağım? Şimdi ben mesela şeyi görüyorum. Yani şirket büyüyor, personel artıyor ve ben yetişemiyorum. Personel almam gerekiyor. Gidiyorum, diyorum ki ya çok yoğunum, personel alalım.
olmuyor. Çok yoğunun personel alalım. Tabii bir hani yoğun neye göre yoğun, kime göre yoğun kavramı Evet. oluşuyordu. Sonra bir tane servis desk kurdum. Tabii ücretsiz o zamanlar. Yani bazı şeyleri önce göstermek gerekiyor. Bütün case'leri raporladım. Sonra dedim ki bakın geçen yıl dedim bu kadar case vardı. Yani tabii o case demiyorsunuz onlara. Sorun vardı, çözdük vesaire. Çünkü KOBİ yani bugün şey konuşalım, eğri oturalım, doğru konuşalım. KOBİ'deki yönetici profilleri belli sonuçta ya da patron oluyor zaten. Dediler işte bakın personel sayımız atıyorum işte 100'de 150 oldu. Case sayısı işte 300'den 550 oldu. Yani personel lazım deyince hemen abi personel alındı. Çünkü karşındaki adam ya tüccardır ki tüccarsa matematiği iyi biliyordur ya da yöneticidir. Ortalama bir zekaya sahipse zaten bu hesabı yapabilir. Ya da yapamadığında da şu olur, ya olabilir, yapmaz. Diyelim ki personel almadığında da sen işlere yetişemediğinde en azından sen arkana yaslasın. Kardeşim mal ortada tadında. Şimdi bunu niye diyorum? Aldığın ürünler, maaş, eğitim, işte genel olarak servis, bakım, işin bozulması, yenilenmesi, en önemlisi kesinti. Şimdi KOBİ dedim, oradan bankaya gidiyorum, bankada da çalıştım. Ya bir servis dururdu. İş sürekliliği departmanı bize fatura çakardı. Ne anlamında? Diyelim ki ATM'leri bozduk. 2 saat çalışmadı. Adamlar dedi ki 1,3 milyon TL geçmiş olsun. İşlem zararı var. İşte Swift'i bozdum bilmem ne. Yani iki uç noktayı anlatıyorum. Bu taraf bir servis durduğunda servisin maliyetini hesaplarken sana ve yöneticin sana şöyle diyor. Kardeşim niye durdu? Atıyorum işte bir bakım hizmeti almamışım. Peki kaç paraydı o bakım? İşte atıyorum yıllık 20 bin dolardı. Kaç para? O zaman dolar işte sallıyor 3 lira. İşte 60 bin lira. Zarar ne kadar? 1,2 milyon. Peki. Cümle aynen bu bak. Peki. Yani yönetici olarak eksi notu aldın. Daha muhabbete girmiyorlar. Ne oluyorsun? Ya primini alamıyorsun ya da başka bir şey. Rakamlarla konuşunca bizim hayatımız çok kolay. O yüzden ben hep IT alanında, ben de çünkü şu anda danışman olsam da müşteri tarafında çok çalıştım. Hatta belki yarısı, ömrümün yarısı müşteri, yarısı danışman olarak geçirdim. En önemli şey KPI. KPI'miz olursa işte şu kadar internet verdik, bu kadar mail verdik, bu kadar case çözdük, işte bu kadar proje yaptık, şu kadar fail etti vesaire. İşte şu kadar ürün aldık, bu kadar para harcadık vesaire. Abi bunları yönetmesi de kolay. Yani buluta gitmeli miyim, gitmemeliyim? Kiralamalı mıyım, satın mı almalıyım? İşte personel outsource mu? Mesela bizim bir sürü outsource müşterimiz var. Ya bu adamlar niye outsource personel alıyor abi? Personel kendisi de alabilir. Hatta daha fazla para veriyor. Belki personel atıyorum işte 10 lira maaş verecek, 20 lira SGK verecek, sana 25 lira veriyor. Yani bunu işte adam hesaplıyor, turnover'ını hesaplıyor. Adam geldi gitti, adam gidince 1-2 ay adam arıyoruz, 3 ay adam arıyoruz. O 3 ay süresince zaman kaybı oluyor. Şirkette iş çıkmıyor abi. Bunu hesaplayabiliyorlar. 3 ay IT'siz veya 10 kişilik IT'nin 8-7 kişiye düşmesinde şirketin yamaçlama oranını hesaplıyorlar. Personel geliyor bir 3 ayda alışma süreci. 2 yıl çalışıyor bir daha çıkıyor. Adam ne diyor kardeşim? Ben diyor bir şirketle anlaşırım. Bana ortalama endüstri standartında bir hizmet vermek zorunda. Çünkü bunun sözleşmesini yapıyorum. Oradaki personel mi çıktı? Umrunda değil. Yenisini gönderirler noktasında. İşte bunlar hep rakamla alakalı. Bu işi yapanlar zaten banka, telekom, GSM, işte KOBİ üstü enterprise'ler bunu zaten kullanıyor. Çok iyi KOBİ'lerimiz de var bu arada. KOBİ deyip küçümsemiyorum. Cirosal bazda konuşuyoruz. Çok böyle agile, hani çevik çalışan, hiçbir şekilde ilk yatırım gideri yani toplam sahip olmayla uğraşmayıp her şeyi kiralayıp önüne bakan duruma göre. Çünkü Türkiye burası abi yani çok değişken bir ülkede yaşıyoruz. Ki pandemi globali de değiştirdi sadece Türkiye değil. Doğal olarak hani biraz daha böyle çalış, kazan, harca, çalış, kazan, harca periyoduna giden müşteriler var. Mesela onlar zaten yönetilen hizmetleri çok aktif bir şekilde kullanıyor. Artı bugün personel bulmak da çok zor. Yani iyi bir DevOps'çu, iyi bir data warehouse, iyi bir database'ci. Yani bu tür kritik iyiden de kastım şu. Yani network tarafında da iyi bir mühendis bulmak zor. Şöyle bir ikilem var. İşte çok fazla şey istiyor bazı müşteri portföyü. Yani işte Gürcan gelsin benim 20 tane iş kalemim var. Kerem gelsin benim 15 tane iş kalemim var yapsın. Abi bugün 15 tane 20 tane iş kalemine yani backup, İşte ne bileyim monitoring, güvenlik, network, vıdı vıdı böyle sayıyorum. Bu kadar şey bilen insan yok. Gerçekçi olalım yok. Ya bir şimdi çıkar birisi der ki ben biliyorum. Ya sen bir yere kadar biliyorsun. Atıyorum network biliyorum dersin, VLAN trunk dersin, segmentasyon dersin bir yerde tıkanırsın.
Şimdi ne oluyor? Bu adam ilerleyemiyor. Biliyorum dedi, danışmanlık alabiliyor. Çünkü danışmanlık istese hani biliyordun diyecekler. Bilmiyorum dese iş bulamıyor. Şimdi bu açmazın da aslında yine benim önerim sektörsel. Yani böyle çok yüksek maaşlardansa ortalama maaşlar artı supportla aslında çok fazla işsiz insan işe girebilir. Çünkü hero arıyorlar. Hero'lar 25 bin 30 bin lira para istiyor. Ona bütçesi yetmiyor şirketlerin. Ortası veya giriş seviye personel alınca iş olmuyor. Çok net yürümüyor. Saçma sapan şeyler oluyor ve onlar birikiyor, bir süre sonra şirket ilerleyemez hale geliyor veya hackleniyor gibi. Ama orta segment bir sürü personel var. Yani bunlar da kendini niye geliştiremiyor? Malum işte personele yatırım yapmıyoruz, eğitim bütçeleri yok. Çözüm bir yandan sizin bizim gibi insanlar danışmanlıkla aslında sektörü büyütmeye çalışıyor. Bir yandan baktığında müşteri de iyi personel, iyi iş çıkarmaya çalışıyor. Aslında bunları Lego gibi birleştirmek gerekiyor. Umarım bu noktada yani sizin sunduğunuz hizmetler zaten ortada, kalitesi de ortada. Benim buradaki derdim şu, yani Glassouse'un zaten segment olarak çalıştığı firmalar belli ama bu pazarın büyümesi için biraz daha yönetilen hizmetler. Hani biz şimdi 10 yıl sanallaştırma anlattım. Ben kendi adıma söyleyeyim. 10 yıldır bulut anlatıyoruz. Aslında bunların içerisinde hep olan bir şey danışmanlık ve yönetilen hizmetler. Umarım bu taraftaki pazarın daha büyüyeceğini düşünüyorum deyip daha fazla da ben sizi trollemeyeyim arkadaşlar. Evet, yani şey çok önemli. Bütün IT altyapısının, IT projelerin homojen ilerlemesi çok önemli. Bu ne demek oluyor? İşte ben kendi lokalimde çalıştırıyorum bütün uygulamalarımı. Bunun için bir yönetilen hizmet alamam. Hayır, alabilirsiniz. Onun için de alabilirsiniz. Bulutta bir kısmını yönetebilirsiniz. Yani hem altyapınızı hibrit kurgulayıp hem operasyonel iş gününüzü hibrit olarak yönetebilirsiniz. Bu bilincin oturması birazcık daha önemli, önem arz ediyor. Öyle olduğunda dediğim gibi katma değeri çok fazla. Slaytlarda da bahsettiğim gibi hem kendi personelinizi uzman biriyle birlikte çalıştırarak kendi personelinize yapmadığınız o eğitim yatırımını danışmandan almasını sağlıyorsunuz. Yani personele bir yatırım oluyor. Hem yapınız istediğiniz seviyede ilerliyor, iş süreçleriniz aksamıyor, sarkmıyor. Kendi lokalinizde istiyorsanız bir kısmını işte database'imi kendi lokalimde çalıştırayım da uygulama sunucumu bulutta çalıştırayım. O da mümkün. Yani her şey aslına bakılırsa kurguyla bitiyor. Kurguyu düşünmek, doğru bir kurguyla ilerlemek gerekiyor. Destek alabileceğiniz gerçekten Türkiye'de çok kaliteli firmalar var. Global firmaların kalitesi zaten ortada ama standartlar, regülasyonlar bazen yerli firmaları işaret edebiliyor. Burada da lütfen geri adım atmayın, atılmasın. Çünkü gerçekten çok kaliteli firmalar var. Glasshouse da bunlardan bir tanesi. Mutlaka bir oturup dinleyip çözüm önerilerini duymakta fayda var. Kerem gibi endüstride gerçekten belli bir vaktini harcamış, bu iş süreçlerinin nasıl daha iyi gelişeceğini çalışacak çok fazla sayıda arkadaş var. Onları değerli görüşlerini alsınlar. Ümit ediyorum hem maliyet olarak hem de performans olarak katma değerinin artısını da göreceklerdir. Eğer hiç bu topa girmemiş firmalar varsa zaten girenlere anlattığımız faydaların çoğunu onaylayacaklardır. Ben şeye katılıyorum, çok mantıklı. Abi fiyat almaktan bir zarar gelmez. Gerçekten outsource, bu arada outsource dediğimde şöyle mesela outsource'u da bu güzel bir feedback vereyim. Müşteri tarafında şöyle bir bilinç var, hoşuma da gidiyor. Aslında yönetilen hizmete çevirmiş durumda outsource müşterileri. Şimdi outsource tarafında da işte mesela işte 5 bin liralık adam isteyebilir müşteri, 10 bin liralık adam isteyebilir. Ha, orada da bir uzmanlık var ya, sonuçta diyor ki ortalama abi ben diyor 7.500 lira maaş ver diyor personel. Biliyorsun bunu herkes hesaplayabiliyor. Birisine 7.500 net verdiğinde ne kadar SGK'sı çıkıyor. Aslında adam şunu diyor ki bana mesela 7.500 lira adam ver, artı SLA ver. Aslında yönetilen hizmete dönüyor. Yani adamı sen ne diyorsun? Adam hero değil. Bak hero değil. Yani 7.500 maaş ortalama diyelim. Sen onun eksiklerini kapat. Yani network bilsin, tamam. İşte firewall bilsin, backup bilmem ne bilsin. Yani rutin işleri yapsın. Tıkandı mı? Dönsün sana case açsın. Doğal olarak sizin gibi şirketlerden aslında toplam bir hizmet almış oluyor. Eskiden çünkü bu yoktu. Eskiden bana bir adam ver deniyordu. Adamı alıyordu. Adamın bildiği kadar adamdan yararlanıyordu. Şimdi gelen outsource istekleri hep şöyle. Bana bir adam verin ama SLA ile. Yani siz IT danışmanlık şirketi olarak bir yönetilen hizmet gibi düşünün. O da mesela benim hoşuma gidiyor. En azından biraz daha kapsamlı bir şey oluyor. Tabii yönetilen hizmet komple. Yani sen bana hizmetine komple veriyorsun. Adam vermişim, vermemişim. İçeride 3 mühendis, 5 mühendis.
Yönetilen hizmet bir tık daha güzeli aslında. Yani ben artık atıyorum monitörlükle ilgilenmiyorum. Aynen öyle. SOC ile ilgilenmiyorum. Ben gece yatarım kardeşim, bir şey olursa beni uyandırırlar modunda. Bunda dediğin gibi ya fiyat almak lazım. Ama bu fiyatı da karşılaştırmak için benim dediğim noktaya geliyor. Forumda bazen görüyorum, bazen de negatif belki düşünenler olabilir. Sonuçta 20 küsür yıllık bir tecrübeyle konuşuyorum. Ya 100 dolarlık bir ürün için bir haftadır forumda uğraşıyor. Bakıyorum, takip ediyorum. Ya bakıyorum ürünü alsa 100 dolar ya. Yani abi senin bir haftan 100 dolardan daha kıymetli. Ben de Kobe'de çalıştım. Bunların hepsini yaptım. Kullanıcının işte ipiyle kuyuya indim. Attığı taşı çıkarmaya çalıştım. Ben bazen böyle söyleyince hoca işte sen hani oldun mu oldun sen. O olmadım. Ben kabloda çektim, kasada taşıdım. O öyle koltuk altında kasalarla otobüslerde. Ya bunların hepsini yaptım. Yaptığım için yanlış olduğunu biliyorum. Bunu söyleyince bazen yanlış anlaşılıyor. İşte o bizim kendi maliyetimizi hesaplayabilsek bir ayda, o bir haftada başka şeylerle uğraşsan, kendini geliştirsen, şirket daha fazla şey kazandırsan, bu da ona geliyor. Önce biz kendi maliyetimizi ve toplam harcadığımız parayı bilmeliyiz ki teklif alınca öbür türlü şöyle geliyor. Ben şu anda hiç para vermiyorum, niye sana 1 lira vereyim? Tamam abi, verme ki hayatından memnunsa devam edebilirsin. Diyelim ve toparlayalım. Zaten son 2 dakikamız. Ağzınıza sağlık. Kapanış için son cümlelerinizi alayım ben arkadaşlar. Şimdi benim son cümlem şu olsun. Dediğin gibi biz her zaman bu tarz projelerde yol göstermeye, ortam analizi yapmaya, fikir vermeye açığız. Dilediğiniz zaman bizlere ulaşabilirsiniz. Bizlerden bu konuda destek alabilirsiniz. Projeleriniz bizler için de çok önemli. Mutlaka bir işin ucundan tutup yönetilen hizmetler adı altında firmanızın iş sürecine katkı sağlamak isteriz. Ne zaman bir sorunuz olursa da bize ulaşabilirsiniz. Diyeyim, son sözü Kerem'e bırakayım. İletişim bilgilerimizi de paylaşıyorum. Bütün her şeyi söyledikten sonra son sözü vermen de güzel oldu. Teşekkür ederim. Ben de çok fazla ekleyeceğim bir şey yok. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. 23 Nisan Uluslararası Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem bizlere hem bütün dünyaya kutlu olsun diyelim. Böyle bitirmiş olayım ben de son sözü zaten abi. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Benim dediğim gibi içinde olduğum ve çok dertli olduğum bir konuda webinar yapabilmek, böyle bir kaynağı üretebilmek, daha sonra isteyen herkesin izleyebileceği bir kaynak beni çok mutlu etti. Biraz da ben bir siz üçte bir de ben konuştum. Çünkü bu konuda da ben de çok dertliyim. Toplamda arkadaşlar, çünkü sonunda cümleyi şöyle toparlayayım. Yani Gürcan bir şey biliyor. Ben ayrı bir şey biliyorum. Kerem ayrı bir şey biliyor. Sektör birbirinden bağımsız. Hep bu birbirimizin bildiği şeyleri bir daha öğrenmeye çalışıyoruz. Toplam aslında ülkenin sahip olma maliyeti çok artıyor. Ben bir şey biliyorsam bana bırakın. Ben onu yapayım. Siz atıyorum başka bir şey öğrenin. Gürcan başka bir şey öğrensin, Kerem başka bir şey öğrensin ama ben bir daha Gürcan'ın öğrendiği şeyi öğrenmekle zaman harcamayayım. Gürcan biliyorsa gelsin işini yapsın kardeşim. Bizdeki sorun her şeyi bilmeye çalışmak. Öyle bir dünya yok. Yurt dışına bakın. Hani bu işin endüstri standartına bakın. Ne yazık ki yurt dışına bakın demek zorundayız. Her şeyin bir uzmanı var ama o uzman her şeyi bilmiyor. Doğal olarak ne oluyor? O uzmanı ilgili projeyi monte ediyorsun. Projede o alanda çok iyi iş çıkarıyor, gidiyor. Öbür tarafa monte oluyor, çok iyi iş çıkarıyor, gidiyor. Bizde ise biz her şeyi bilelim modunda ilerliyoruz. Öyle bir dünyanın olmadığını kabul edip umarım daha sektör olarak efektif bir şekilde üretiriz diye deyip ümit edip herkese sağlıklı bir gün diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.